Evet, İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımayan savaşı Lübnan ve ötesine yayılma riski taşıyor. Hizbullah çarşamba günü İsrail'e en yoğun saldırılarını düzenledi. İsrail'den ya Hizbullah İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz uyarısı geldi. İsrail'in ilhak ettiği Golan tepelerine de ilk kez kamikaze İHA'larıyla saldırı düzenlendi. İsrail ve Lübnan savaşın eşiğine sürükleniyor. Gözler kısasa kısas durumunun yaşandığı İsrail-Lübnan sınırında. Hizbullah güçleri 7 Ekim'den bu yana İsrail'e en yoğun saldırıları düzenledi. Roketler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'in 5 askeri noktası hedef alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail tankının roketle vurulduğu, yardıma gelen İsrail askerlerinin de hedef alındığı görüldü. Saldırılar üzerine demir kubbe sistemi devreye girerken İsrail ordusu misilleme saldırısında bulundu. İsrail Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, diplomasi için zamanın tükendiğini belirterek sınırdaki durumu ya Lübnan hükümeti ya da İsrail ordusu değiştirir mesajı verdi. İsrail'in kuzey sınırındaki durumun değişmesi gerekiyor. Diplomatik çözüm için zaman tükeniyor. Eğer dünya ve Lübnan hükümeti İsrail'in kuzey bölgesinde yaşayan vatandaşlarına yönelik saldırıları önlemez ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmazsa bunu İsrail ordusu yapacak. İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Eylon Levy de şu anda yol ayrımındayız. Ya Hizbullah İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz diye konuştu. Bölgenin yeni bir savaşı hak etmediğini söyledi. İsrail'e yönelik tehditler Lübnan'la sınırlı değil. Çarşamba günü ilhak altındaki Golan Tepeleri de hedef alındı. Tartışmalı bölge ilk kez kamikaze İHA ile vuruldu. İsrail ordusu İHA'nın Suriye'den havalandığını değerlendiriyor. Ancak saldırıyı Irak merkezli milis gücü Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı bir grup üstlendi. İran destekli Hizbullah ve Iraklı milis güçlerin saldırılarındaki ani artışın zamanlaması kritik. Hafta başında İsrail, İranlı üst düzey bir komutanı Suriye'de öldürmüştü. İran'ın bölgedeki vekil güçleri üzerinden İsrail'i hedef aldığı düşünülüyor. Yemenli Husi güçlerin Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemilere düzenlediği saldırılarda bu stratejinin uzantısı. İsrail'in en çok korktuğu misilleme ise nükleer silahlanma alanında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran, uranyum zenginleştirme sürecini yeniden hızlandırdı. Artık ayda 3 kilogram yerine 9 kilogram uranyum zenginleştiriyor. İsrail basınına göre İran bu hızla giderse her 4,5 ayda bir yeni bir nükleer silah üretme kapasitesine ulaşacak.